Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün her videomda kullandığım marker kalemleri çok merak ediyorsunuz ve benim videomdan görüp alan bir sürü kişi var ama nasıl kullanılacağını ya da nasıl karışım yapılacağını, kalemlerin özelliklerini bilmiyor çoğu kişi. Bugün o yüzden size kalemlerin özelliklerini anlatacağım. Benim elimde birçok çeşit marker kalem var. O yüzden bugün herhangi bir marka veya çeşit önerisi yapmayacağım. Markadan bağımsız olarak genel marker kalem olarak düşüneceğiz. Klasik olarak marker kalemler bu şekilde kesik uçlu yapıya sahipler. Bir tarafı bu şekilde kesik uçlu, diğer tarafı da ince uçlu ve alkol bazlı kalemler. Şu an elimde olan sadece Kagito markası fırça uçlu. Fırça uçlu kalemlerde bir tarafı bu şekilde kesik uçlu oluyor. Diğer tarafı da sulu boya fırçası gibi fırça uçlu oluyor. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri, fırça uçluyla kesik uçlunun herhangi bir farkı var mı? Hayır, yok. Yani fırça uçluyla ne yaptıysanız kesik uçlu da aynısını yapabilirsiniz. Fırça uçlu markerlar birazcık daha pahalı oluyor. Çünkü yapısı gereği daha farklı özelliklere sahip olduğu için fırça uçlarından dolayı. O yüzden hani eğer kesik uçlu markera bütçeniz yetiyorsa, daha uygun fiyatlıysa sizin için, onu almayı tercih edebilirsiniz. Herhangi bir fark yok. Sadece fırça uçlunun dokusu, uygulaması daha güzel. Şimdi gelelim defter konusuna. Ben en çok videolarımda bu defteri kullanıyorum. Bu defter 120 gram. Dokusuz beyaz kağıda sahip. Burada özellikleri yazıyor. Ben bu defterden memnun olduğum için ve dokusuz olduğu için bu defteri kullanıyorum. Bana çok diyorsunuz hani markerı uyguladıktan sonra arkaya geçirme yapıyor diye. Gördüğünüz gibi benimki de geçiriyor. Yani bu aslında marker kalemin özelliğiyle alakalı değil, defterin özelliğiyle alakalı. Ben bu şekilde arkaya müsvedde kağıt koyuyorum. Kağıt israfı olmasın diye iyice bunlar karalanıp bitene kadar bunları kullanıyorum. Sonra yine tekrardan kağıt koyuyorum bu şekilde. Daha böyle kalın, kartonumsu veya herhangi farklı bir kağıtta koyabilirsiniz. Tamam, evet, gerçekten arka sayfaya geçiriyor ama bir sonraki sayfayı korumuş oluyorsunuz ve böylece defterinizde biraz daha tasarruf ediyorsunuz. Eğer her sayfayı hiç kağıt koymadan yaparsanız tabii ki de defteriniz bayağı bir kötü olur ve sürekli arkaya geçirmiş olur. Yani bir sonraki sayfaya geçiyor ama ondan sonraki sayfaya geçmemiş oluyor kağıt koyduğunuz zaman. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yani elinizdeki deftere marker uygulamak istiyorsanız ve arkaya geçiriyorsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela Art Creation serisinin defterlerinin kağıdı çok kalın. Ona da bakalım. Bu defterleri aslında akrilik boya bile yapılıyor. Yani kağıdı gerçekten çok kalın olmasına rağmen marker kalemler maalesef bunun da arkasına geçiriyor. Mesela bunun arkasına kağıt koymamışım. O yüzden hem arka sayfasına hem de yan sayfasına geçmiş. Ama şöyle değerlendireceğim. Mesela bir sayfaya marker kalem yaptınız ve arkaya geçti. Artık arkaya geçen kirli sayfayı akrilik boyayla boyayarak farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak eskiz defterinizi böyle değerlendirirsiniz. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani arka sayfaya da farklı çalışmalar yaparım diye düşünüyorum. Arkaya geçirmeyen defterler var mı derseniz, evet, arkaya geçirmeyen marker defterleri var. Mesela en son ben videomda da paylaşmıştım. Bunu aldım, kullandım ama hiç sizlerle paylaşamadım. Çünkü ürünün stokları bitmişti. Eylül ayında stoklar yenilenecekmiş. O zaman sizlerle paylaştığımda siz de bu defteri alabilirsiniz. Çünkü hiç arkaya geçirmiyor ve videosunu da paylaşacağım bu defterinde. Ayrıca eminim başka markaların da marker defterleri vardır. Onlara da bakabilirsiniz. Sadece fiyatları yüksek olduğu için ben elinizdeki defteri nasıl değerlendirebileceğinizi anlattım. Yoksa arkaya geçirmeyen bir şey isterseniz kesinlikle marker defterlerine bir bakın. Kağıt kalın olursa arkaya geçirmez diye düşünüp bu şekilde 300 gramlık, 250 gramlık sulu boya defterlerinize kesinlikle marker yapmayın. Özellikle de bu şekilde dokusu olan defterleri marker için tercih etmeyin. Gördüğünüz gibi çok dokulu bir sulu boya defteri bu. Böyle bir defter kullanırsanız mürekkebi çok fazlasıyla emeceği için kaleminizin ömrünü kısaltırsınız. Kesinlikle sulu boya defterini marker için kullanmayın. Şimdi bugün karışımı öğrenmek için bir çizim yapacağız. Ben yine kendi defterimi kullanacağım. Başka bir defter kullanmıyorum. Yine her zaman yaptığım gibi arkaya müsvedde kağıtlarımı koyuyorum ve çizimimi o şekilde yapacağım. Bence bu yöntem en kullanılabilir yöntem. Herkesin evinde uygulayabileceği bir şey. Yani hem defteriniz boşa gitmez hem de pahalı defterleri alamıyorsanız bu şekilde idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. Eskiz için kalem olarak da bu kalemi kullanacağım. Her videomda zaten bunu kullanıyorum. Çok seviyorum. Bugün aslında birazcık basit bir çalışma seçmeye çalıştım. Çünkü sadece renkleri ve karışımları göstermek istiyorum sizlere. Çizimi de Pinterest'ten bulmuştum. Biraz kendime uyarladım ve o şekilde çiziyorum. Bunun da bilgisini vereyim.
Eskizim bitti. Şimdi bu kalemle, liner kalemle üzerinden geçeceğim. Boyamaya geçmeden önce kurşun kalem izlerini iyice siliyorum. Marka kalemler kurşun kalemi örtmediği için arka planda kötü durmasın. Çizmemiz bu şekilde oldu. Şimdi marker kalemlerle renklendirmeye geçebiliriz. İlk olarak böyle tatlı kırmızımsı turuncumsu bir renk seçtim ve tek kat bunu uyguluyorum. Marker kalemi diğer keçeli kalemlerden ayıran özelliği bu aslında. İlk kat gördüğünüz gibi tatlı bir renk uyguladıktan sonra kalemi değiştirmeden ikinci kat üzerine uyguladığımda ton farkını yakalayabiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden biri bu şekilde ton oluşturabilmek. Böyle ton oluşturabilmesi de işte her türlü profesyonel çalışmaya uygun olduğunu gösterir. Yani kalemlerin aslında mantığı bu şekilde kat kat uygulanabilmek. Tek kalemle iki farklı ton yaptıktan sonra birazcık daha koyu bir kırmızı alıyorum ve iç kısımlara, bazı kısımlara koyuluklar ekliyorum. Şimdi burada da yaptığım kırmızılığı birazcık daha yumuşatmak için ilk başta uyguladığım kalemle kırmızıyı yumuşatıyorum. İşte bu yumuşatma işlemi aslında yapmış olduğumuz karışım işlemi. Açık renkleri karışım olarak kullandığınızda ortaya bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Yani eğer bir koyu renk kullandıysanız mutlaka onu biraz açık bir renkle yumuşatabilirsiniz. Daha sonra da artık en keskin olmasını istediğim yerleri daha bir koyu kırmızı kullanarak keskinleştiriyorum. 3 farklı ton yeşil rengi seçtim. Bu yılan tüpün içerisinde olacağı için, tüpün içerisinde bir sıvı olacağı için onu yapacağım. Gördüğünüz gibi yılanı renklendirdim ve üstünden yeşil uyguluyorum. Yani yılanı aslında tüpün içerisindeki sıvıdaymış gibi gösteren şey bu. Ve marker kalemin de özelliklerinden biri de bu gördüğünüz gibi. Yani alttaki çizimi de gösteriyor. Ama renkleri birbirine karıştırarak da sanki arka plandaymış gibi de yapıyor. Yani üst üste uygulanabilmek, renklerin birbirine karışabilmesi marker kalemi diğer kalemlerden ayırıyor. Seçtiğim 3 tane yeşil tonunu da bu şekilde karışım sağlıyorum. En alta koyu yaptım. Daha sonra üste doğru açık yeşil uyguladım. Şişenin kapak kısmını da kahverengilerden oluşturacağım. İlk başta koyu kahverengi yaptım. Daha sonra da sütlü kahve, açık kahve ile onları birbirine karıştırdım. Şimdi şişeden çıkan yeşil bir duman, zehirli duman gibi onu yapıyorum. İlk başta böyle açık bir yeşil tercih ettim ve bazı bölgelerini açık yeşil olarak uyguluyorum. Sonra daha farklı bir yeşil tonu alarak bunları birbirine karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi renkler birbirine zaten çok güzel karıştığı için direkt olarak hiç zorlanmadan uyguladığımda karışıyorlar. Çünkü zaten alkol bazlı oldukları için kağıda uygulandığında birbirlerine çok rahat karışıyorlar. Bu yüzden işte zaten arkaya geçiriyor bu kalemler. İçerisinde alkol olduğu için bu birbirine karışmasını, şeffaf olmasını, bunların hepsini içerisindeki bu madde sağlıyor. O yüzden de her güzel şeyin bir kötü yanı olduğu gibi arkaya geçmesine de razı olmak zorunda kalıyoruz. Bu arada uyguladığım yeşil renkleri çok açık bir yeşille birbirine karıştırıyorum. Açık renkleri karıştırıcı olarak kullanırsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Ben her zaman açık renkleri bu şekilde kaynaştırıcı ve karıştırıcı olarak kullanıyorum. Şimdi biraz daha koyu bir yeşille keskin olmasını istediğim yerleri küçük küçük çiziyorum ve keskin bir yeşil oluşturuyorum. En alt kısmı koyu mor yapıyorum. O yüzden koyu mordan başladım. Böyle dikkatlice bazı yerleri çizmeye çalışmadan ilk önce dış hatlarını çiziyorum. Sonra içini boyuyorum. Böyle daha rahat oluyor. Kalem değiştirmeden yine aynı kalemle alt kısmı daha da koyuluk ekliyorum.
Gördüğünüz gibi zaten üst üste boyayınca koyulaşıyor. Üst kısım için şimdi diğer mora geçtim. İlk başta böyle karışım sağlıyorum. Hem alta hem üste getirecek şekilde karıştırıyorum. Ama arada çok bariz bir renk tonu olmasın diye daha farklı bir morla da bu şekilde geçiş sağlıyorum. Kuruduktan sonra bu geçiş çok güzel oluyor. Zaten marker kalemin sonucunu kuruyunca alıyorsunuz. Ayrıca setlerin içerisinden çıkan gri tonlarını ben bu şekilde gölgelendirmek için kullanıyorum ve çok seviyorum. Bence çok güzel illüstratif sonuçlar ortaya çıkıyor böyle gölgelendirme yaptığımda. Normal farklı çalışmalar yaparken de, gerçek çalışmalar yaparken de böyle gölgelendirmek için gri tonunu kullanabilirsiniz. Biraz ön plana çıkarmak istiyorum bu tüpü. O yüzden cam tüpün cıdış çevresinden gri renkle geçiyorum. Böylece biraz daha gölgesi altta kalmış, kendi ön plandaymış gibi oluyor. Yani gri renkle gölge yapmak bayağı öne çıkarıyor. Kalemle bir alakası yok ama bu beyaz kalemi kullanmayı çok seviyorum ve özellikle marker kaleme çok yakışıyor bence. O yüzden böyle küçük detaylara küçük küçük beyazlıklar ekleyeceğim. Küçük ışıltılar bence çizimi ön plana çıkarıyor. Kalem de çok uygun fiyatlı bu arada. Genelde linkini veriyorum. Bu videonun altına da koyarım. Mutlaka bu kalemden edinin çünkü çizimlere çok yakışıyor. Ve çizmemiz bu şekilde oldu. Bugün size marker kalemin özelliklerini birazcık anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olabilmiştir. Nasıl karışım yapabileceğinizi veya kalemi nasıl kullanabileceğinizi az da olsa anlatmaya çalıştım. Bu videonun ikincisini de yapabilirim eğer anlamadığınız kısımlar olursa veya yorumlarda çok sorulan sorular olursa videonun ikincisini de yapmak isterim. Gördüğünüz gibi arkaya geçirme durumu bu şekilde. Arkaya müsvedde kağıt koyduğum için diğer sayfama hiçbir şey geçmedi. Hepsi kağıdıma geçti ve diğer sayfayı da kullanabileceğim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Daha farklı çözümler, daha farklı sonuçlar elbette ki vardır. Ama bence bu pratik bir yöntem olduğu için böyle kullanmayı tercih ediyorum. Bugün benim videom bu kadardı. Umarım işinize yarayan, umarım bilgilenebildiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Altyazı M.K.